Şöyle iki dakika yukarı çıkalım. Tarık Hoca ve önce... Türk Ocağı Akademisi 3 yıl sürüyor. Başlangıç, gelişme ve ihtisas sınıfı. Ön kayıtlı her sene 50 öğrenci alıyoruz buraya. Bu 50 öğrenci 3 salonda hafta sonlarında eğitim görüyorlar. Ve çocuklarım burada Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen mümtaz ve kendi sahasında temayüz etmiş sizler gibi akademisyen hocaları ve büyüklerin nezaretinde bu dersleri dinliyorlar, verdikleri kitapları okuyorlar ve bu aziz milletin bekası için adam olmaya çalışıyorlar. Çünkü bu milletin geleceği onların omuzlarında, onların gözlerinde yükselecek. Türk Ocağı da bahusus burada yapmış olduğu akademik çalışmaların, sohbetlerin ve diğer faaliyetlerin yanı sıra esas itibariyle bir nesil yetiştirmenin gayreti ve çabası içerisinde Türk Ocaklarına ümit bağlayan büyüklerimiz bilsinler ki Türk Ocağı faaliyetlerinin yanında olan ve fi sebillah bu gayretlerin, bu çabasının içerisinde olanlar bilsinler ki onların bu destekleri yere düşürülmüyor. Onların arzuları istikametinde, onların heyecanlı duydukları istikametinde Türk Ocağı'nın ateşi harıl harıl yanmaya devam ediyor. Efendim, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk kültürünün hizmetinde özellikle gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz. Dolayısıyla bugün de Eskişehir Türk Ocağı'nın eğitim döneminin başlaması dolayısıyla buradayım. Kendimi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bakan yardımcısı olarak değil, bir kültür tarihi profesörü olarak, bir akademisyen olarak, bir öğretim üyesi olarak gördüğüm için bu tatil sabahı büyük bir keyifle, büyük bir sevinçle, neşeyle gençlerle beraber olmak için Türk kültür tarihini beraber değerlendirmek, onlara kültür coğrafyamızı, özellikle kültür coğrafyamızı tanıtmak, hele Eskişehir gibi, Odunpazarı gibi mimari mirası bakımından önemli olan bir kültür şehrinde bulunmaktan keyif duyuyorum. Biraz sonra açılış dersini yapacağız. Dersin ana konusu yine Türk kültür coğrafyasına bir genel bakış olacak. Ve zaman ve fırsat buldukça da daha önce de geldiğim gibi yine bu tür kültür hareketlerinin olduğu, gençlerin olduğu, mimarinin, çevrenin, sanatın yoğun olarak yaşandığı alanlarda olmaya gayret edeceğim.